Ağlayanlar ile Gülen Ayva. Evvel zaman içinde bir padişah varmış. Bu padişahın bir türlü oğlan çocuğu olmazmış. Padişah mutlaka bir oğlan çocuk babası olmak istiyormuş. Ne yapsın? Tekrar evlenmekten başka çare yok. Son defa olmak üzere evlenmiş. Çok geçmeden karısı hamile kalmış. O zaman padişah karısına demiş ki, eğer bu çocuk kız ise senin başını cellat edeceğim. Zavallı kadın kocasının bu sözünden çok korkmuş. Bu korku ile her gün acaba oğlan mı yoksa kız mı diye düşünmeye başlamış. 9 ay 10 gün tamam olduktan sonra kadın bir kız çocuğu doğurmaz mı? Doğan çocuğun kız olduğunu kendisine söyledikleri zaman kadın başlamış ağlamaya. Ebe hemen sormuş, sultanım niçin ağlıyorsun? Sultan dövüne dövüne ah demiş, ben ağlamayayım da kim ağlasın? Padişah çocuğun kız olduğunu duyarsa başımı cennet ettirir. Akıllı ebe düşünmüş, taşınmış. Bu işe bir çare bulmuş. Çocuğu oğlan şeklinde sokarak padişaha müjdeci yollamış. Bir oğlu olduğuna çok sevinen padişah da ebeye hediyeler göndermiş. Çocuk gün geçtikçe büyüyormuş ama annesinin de derdi artıyormuş. Nihayet çocuk 16 yaşına basmış. Padişah evladım üzülmesin diye o zamana kadar çocuğunu sünnet ettirmemiş. Artık vaktinin geldiğini düşünerek oğlunun sünnet olmasına karar vermiş. Annesine haber göndermiş. Kadıncağızın derdi büsbütün artmış. Annesini çok düşünceli gören çocuk bir gün ona sormuş. Anne, niçin böyle kederlisin? Çaresiz kalan kadın kızına derdini açmış. Yavrum demiş. Baban seni oğlan zannediyor. Bana sen daha dünyaya gelmeden evvel eğer oğlan değilse boynunu cellat ettiririm demişti. Ebe seni oğlan şekline koyup babana bir oğlunuz oldu diye müjdeci gönderdi. O zamandan beri baban seni oğlan biliyor. Şimdi de seni sünnet ettirmeye karar vermiş. Bana hazırlanmamız için haber gönderdi. Senin kız olduğun meydana çıkacak, baban da benim başımı vurduracak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuk annesinin boynuna atılmış. Sen üzülme anneciğim demiş. Hemen hazırlığa başla. Meydana sünnet düğünü kurulsun. Sünnet olmadan evvel ben meydanda tayımla bir gezinti yapmak için babamdan izin isterim. Tayım bir sözümle yüce dağları aşar, hemen ortadan kaybolurum. İnşallah bir gün yine gelirim. Ana kız ağlaşarak vedalaşmışlar. Ertesi gün sarayın büyük meydanında sünnet düğünü kurulmuş. Çocuğun yatağı en güzel kumaşlarla, örtülerle süslenmiş. Altın işlemeli yorganlar serilmiş. Bütün meydana en kıymetli halılar örtülmüş. Etrafa ipekli çadırlar serilmiş. Dünyanın en ünlü çalgıcıları getirilmiş. Düğün meydanının en göz alıcı bir köşesinde oturan padişah çocuğunu yanına çağırmış. Sevgili oğlum demiş. Bugün benim en sevinçli günüm. Hiç merak etme. Seni üzmeyeceğiz. Kız fırsattan faydalanarak demiş ki, sevgili babacığım, sünnet olmadan evvel sizden bir ricam var. Benimle aynı yaşta olan tayımla bu meydanda bir gezinti yapmak istiyorum. Ondan sonra hemen sünnet olurum. Eğer bu gezintiyi yapamazsam tayıma haftalarca hasret kalır, dayanamam. Padişah razı olmuş. Pekala oğlum demiş. İstediğin gibi dolaş. Ondan sonra sünnet olursun. Tayı padişahın yanına getirmişler. Kız yularından tutarak onu bir kenara çekmiş. Yalvarmaya başlamış. At kızın haline acımış. Dile gelerek. Sen hiç üzülme sultanım demiş. Üzerime bin. Ben rüzgar gibi uçar. Seni istediğin yere götürürüm. Kız bir hamlede tayın üzerine atlamış. Boynuna sarılmış. Tay meydanda iki defa dolaştıktan sonra birdenbire duvarları aşarak rüzgar gibi koşmaya başlamış. Bir anda ortadan kaybolmuş. Padişah ile adamları kızın arkasından şaşkın şaşkın baka kalmışlar. Fakat atın yerinde yeller esiyormuş. Tay ile kız az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Nihayet akşam vakti bir ovaya gelmişler. At. Ey benim sultanım demiş. Ben seni buralara kadar getirdim. Bak şurada bir ışık görünüyor. Sen o tarafa doğru gidersin. Ben artık görünmeyeceğim. Sana şu 3 kılı veriyorum. Başın sıkıldığı zaman bunları birbirine sürtersin. Ben hemen yardımına koşarım. Haydi Allah yardımcın olsun. Kız attan ayrılmış. Işığın olduğu tarafa doğru koşmaya başlamış. Nihayet bir köşkün kapısı önüne gelmiş. Kapıyı çalınca içeriden bir adam. Kız sen burada ne arıyorsun diye sormuş. Kız yalvaran bir sesle. Ne olur amcacığım demiş. Beni hizmetinize alır mısınız? Adamcağız kızın bu haline acımış. Onun yanına Ayşe çırağı olarak almış.
Kız o günden itibaren bu köşkte çalışmaya başlamış. Aşçı başıya iş bırakmaz, yemekleri hep kendisi pişirirmiş. Meğerse burası yaslı padişahın köşkü imiş. Padişah bir gün aşağıya haber göndererek yemekleri pişireni yanına istemiş. Kız hemen oğlan elbisesi giyerek padişahın yanına çıkmış. Padişah buna demiş ki, oğlum sen nerelisin, kimin oğlusun bakayım? Kız cevap vermiş, efendim ben zengin bir tüccarın oğluyum. Ormanda şöyle bir gezintiye çıkmıştım. Hava karardı, ormanda geceledim. Sabah olunca ne kadar uğraştımsa yolu bulamadım, buralara düştüm. Padişah bundan çok hoşlanmış. Pekala oğlum demiş, senin kibar bir çocuk olduğun zaten yüzünden belli. İyi bir terbiye almış olduğunda konuşmandan anlaşılıyor. Benim üç kızım var. Üçüncüsü çok inatçıdır. Dışarıya hiç çıkmaz. Bak üçünü de bir kere gör. Hangisini beğenirsen seni kendime damat yapacağım. Ertesi gün kız yine oğlan elbisesi giyerek padişahın kızlarını görmüş. Bunların içinden inatçı kızı daha çok beğenmiş. Gidip padişaha söylemiş. Padişah, ah oğlum demiş. Onu nereden beğendin? O inatçının biridir. Fakat bir kere fikrini sorayım. Padişah hemen kızını çağırmış. Ona fikrini sormuş kız. Peki babacığım demiş. Bu gece düşüneyim de yarın sabah size cevap veririm. Gece olunca inatçı kız odasına çekilmiş, düşünmeye başlamış. O sırada aşçı çırağı kızla yavaş yavaş gelerek anahtar deliğinden padişahın kızını gözetlemeye başlamış. Gece yarısı inatçı kız altın bir leğen ile bir ibrik getirip pencerenin önüne koymuş. 5 dakika sonra bir güvercin gelip leğenin kenarına konmuş. Kız güvercinin üzerine ibrikten biraz su dökmüş. Güvercin hemen kaybolmuş. Onun yerine ortaya ayın 14'ü gibi bir delikanlı çıkmış. Sultan hanımla beraber odadaki ipekten sedirlerin üzerine oturup güzel güzel konuşmaya başlamışlar. Bir aralık sultan güzel delikanlıya demiş ki, ah sevgilim, başıma gelenleri bilmiyorsun. Bugün miskin oğlanın birisi beni babamdan istemiş. Yarın sabah benden cevap bekliyorlar. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Güzel delikanlı bir saniye düşündükten sonra demiş ki, o bana eğer beni isteyen delikanlı dünyanın en güzel aynasını getirirse onunla evlenirim dersin. O ayna devlerin sarayındadır. Oğlan onu almaya gittiği zaman devler tarafından parçalanır, sen de kurtulursun. Ertesi sabah kız fikrini babasına söylemiş. Padişah da kızının şartını delikanlıya anlatmış. Ne yapayım demiş, sen onu beğendin. Halbuki onun inatçı olduğunu sana söylemiştim. İstediği aynayı getirirsen onunla evlenebilirsin. Kız gülerek cevap vermiş. Siz hiç üzülmeyin padişahım, ben şimdi o aynayı alır giderim. Kız saraydan çıkarak ormana gitmiş. Orada cebindeki kılları birbirine sürtmüş. At meydana çıkıvermiş. Kız ona derdini anlatmış. At demiş ki, sultanım bu pek kolay bir iş değil ama sana elimden gelen yardımı yapacağım. Gel benimle beraber. Kız ata binmiş, gözünü kapayıp açmış. Bir anda devlerin bahçesine gelmişler. At bu sefer de şunları söylemiş. Kapının önünde arslanla kuzu vardır. Arslanın önündeki otu kuzunun, kuzunun önündeki eti de aslanın önüne koy. İçeriye gir. Devlerden biri seni karşılar, yukarıya çıkar. Sonra sana aşağıya çorba pişirmeye gidiyorum diyerek dişlerini bilemeye gider. O zaman sen dolaptaki aynayı alır, bahçedeki dereden atlar, kaçarsın. Kız atın dediklerini birer birer yaparak saraya girmiş. Dev onu yukarıya çıkarmış. Çorba pişirmeye gidiyorum diye aşağıya indiği zaman dolaptaki aynayı alarak gürültü etmeden kaçmış. Çok geçmeden dev bunun kaçtığını hissetmiş. Hemen arkasından koşmaya başlamış. Kız dereden atlamış. Dev öte tarafta kalmış, kuzuya seslenmiş. Kuzu, şunu tut. Kuzu, neden tutayım diye cevap vermiş. O bana ot verdi. Dev bu sefer aslana koşmuş. Aman arslan, şu çocuğu tut. Arslan, tutamam demiş. O bana iyilik etti, et verdi. Dev çaresiz kalmış. Ne yapsın? Ona beddua etmiş. Oğlan isen kız, kız isen oğlan olasın. Kız o anda oğlan olmaz mı? Tabii çok sevinmiş. Aynaya sıkı sıkı tutarak doğru saraya gelmiş. Padişahın huzuruna çıkarak aynayı vermiş. Padişah da aynayı kızına göndermiş. Gece olunca kız gene sevgilisiyle buluşmuş. Aynanın geldiğini haber vermiş. Bu sefer delikanlı. Benim bahçemdeki ağlayanlar ile gülen ayvayı getirsin demiş. O zaman onunla evlenirsin. Ertesi sabah kız babasına ikinci şartını da söylemiş.
Oğlan yine ormana giderek kılları birbirine sürtüp atını çağırmış, derdini söylemiş. At ile beraber düşünmeye başlamışlar. Ne yapsınlar? Nasıl edip de ağlayanlar ile gülen ayvayı elde etsinler? Böyle düşünüp giderlerken bir çocuğa rastlamışlar. Çocuğun elinde bir külah, bir fösteki, bir de kırbaç varmış. Çocuğa, bunlar nedir diye sormuşlar. Çocuk demiş ki, külahı başına geçirince seni kimse görmez. Föstekiye binip kırbaçla vurdun mu, istediğin kadar uzak yerlere bir anda uçup gidersin. Oğlan çocuğa bir torba altın vererek bunları almış. Föstekiye binip kırbaçla vurmuş. Gözünü açıp kapayıncaya kadar kendisini bir bahçe önünde görmüş. Başına külahı giyip bahçeye girmiş. Önüne ilk çıkan ağacın bir dalında bir nar ile bir ayva görmez mi? Kendi kendine, işte aradığımı buldum diyerek sevinmeye başlamış. Hemen bir eliyle narı, bir eliyle de ayvayı tutmuş. Nar ağlamaya, ayva da gülmeye başlamış. İnatçı kızın sevgilisi olan delikanlı, bu vaziyeti bahçenin bir köşesinden seyrediyormuş. Ey sultanım demiş, kulakların çınlasın. Bugüne kadar benimdin. Fakat bundan sonra akıllı, cesaretli bir erkeğe sahip oluyorsun. Artık o seninle evlenmeyi hak etti. Delikanlı, ağlayanlar ile gülen ayvayı alıp doğru saraya gitmiş. Getirdiklerini padişaha göstermiş. Sonra küçük sultana vermiş. Delikanlının aklına, sabrına, cesaretine hayran olan küçük sultan, onunla evlenmeye karar vermiş. Düğün hazırlıkları bittikten sonra 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlenmişler. Delikanlı eşini alarak doğruca kendi memleketine götürmüş. Padişah oğlunu tekrar bulduğu, sultan da kızını oğlan olmuş gördüğü için çok sevinmiş. Gelinlerini de beğenmişler. Birlikte ölünceye kadar mutlu yaşamışlar.